sayılmasına yönelik bir itiraz gerçekleşti. Gazi Osman Paşa'da önce 1. seçim kurulunda ve 3. seçim kurulunda oyların yeniden sayımına yönelik bir karar çıktı. 2. seçim kurulu reddetti oyların yeniden sayımını. Ancak abi, kilo bir dörde bakabilir seçim misin kurulundaki abi? Memur sonradan karar değiştirdi ve 2. seçim kurulu da oyların yeniden sayılmasını kabul etmiş oldu. Yani toplamda Gazi Osman Paşa'da 1, 2 ve 3. ilçe seçim kurulları oyların yeniden sayımına karar vermiş oldu. Tabi burada 2. seçim kurulunda red kararı çıkmışken, memur parti temsilcileriyle beraber red kararı vermişken neden karar değişikliğine gitti? Acaba yukarıdan bir siyasi baskı mı var sorusu şu anda zihinlerde. Beykoz'da da yine oyların sayılmasının kararının alınmasına yönelik bir takım siyasi baskıların olduğuna yönelik duyumlarımız var. Bir başka şey, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6 ilçede itiraz gerçekleştirdik. Yani rakip siyasi parti Gazi Osman Paşa'da ve Beykoz'da itiraz etti. Biz de 6 ilçede, Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasıyla ilgili bir itiraz gerçekleştirdik. Burada şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Beykoz ve diğer ilçeler yarın seçim kurulları toplanacak. Bugün toplanan kurullarda Gazi Osman Paşa oyların yeniden sayılmasına yönelik bir karar verdi. Rakip siyasi partinin başvurusu üzerine, ancak Ümraniye oyların yeniden sayılma talebimizi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim itirazımızı reddetti. Şimdi burada bir çifte standart var. Yani çifte standarttan daha öte bir durum var. Rakip siyasi partinin itiraz gerekçelerinin hepsi soyut gerekçeler. Yani mesela Gazi Osman Paşa'da deniyor ki geçersiz oyların neden geçersiz olduklarının gerekçeleri yazılmamış. Bu nedenle sayım istiyoruz deniyor. Oysa bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde daha somut bazı hatalar var. Bir iki tane örnek vereyim. Örneğin parti oylarının yazılmasıyla ilgili kaydırmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyun başka bir siyasi partiye yazılması gibi kaydırmalar var. Pendik ilçemizde matbaa hatasından dolayı oy pusulalarında siyasi partilerin logolarının, bir siyasi partinin logosunun eksik olması gibi durumlar var. Arnavutköy'de tutanakların düzenlenmesi konusunda çeşitli kaydırmalar var. Tutanaklarda bir takım tahribatlar var. Henüz belirsizliğini koruyan Arnavutköy'de bir takım şaibeler var. Bir belediye başkan yardımcısının özel kaleminin oy sayılma alanına girerek çuvallara müdahale ettiği görüntüler var. Yani hangi gerekçeyle oraya koyuldu, hangi gerekçeyle orada o süreçleri yürüttü, ortada henüz böyle şaibeler var. Yani özetle bizim itiraz ettiğimiz alanlarda somut gerekçeler var. Rakip siyasi partinin itiraz ettiği alanlarda hiçbir somut gerekçe yok. Tamamen somut bir kavram var. Geçersiz oyların neden geçersiz olduğuna yönelik tutanağa yazılmadığı için itiraz ediyorlar. Burada çok önemli bir çifte standart var. Yani Gazi Osman Paşa'da soyut gerekçelerle yeniden sayım kararı alınıyor. Ancak bugün Ümraniye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı, somut gerekçelerle yapılan itirazı reddediliyor. Yarın seçim kurulları diğer ilçelerde toplanacak. Ancak ben İl Seçim Kurulu'nun, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu sürece müdahale edeceğini ve burada bu hukuksuzluğa bir son vereceğini düşünüyorum. Buradan da tabii şunu da ifade etmek isterim. Biz Beykoz'u kazandık, Gazi Osman Paşa'yı kazandık, İstanbul'da 26 ilçe kazandık ve bunların hepsini sandıkta kazandık. Sandıkta, okullarda kazandık. Asla masa başında seçmen iradesinin, masa başında seçmen iradesinin değiştirilmesine izin vermeyiz. Gazi Osman Paşa'dayız. Buradan Beykoz'a gidiyoruz. Buraya gelmeden önce Arnavutköy'deydim. İtiraz ettiğimiz bütün alanlarda ya da itiraz edilen bütün alanlarda örgütlerimiz, partililerimiz, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, il başkan yardımcılarımız, partimizin kadın kolları, gençlik kolları okullarda çuvalların başındadır. Tekrar ifade etmek isterim. Sandıkta kazandığımız bir seçimin masa başında değiştirilmesine asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. İl Seçim Kurulu'nun
ve Yüksek Seçim Kurulu'nun hızlıca bu süreçleri değerlendirip hukuki bir karar vereceğini bekliyoruz ve buna inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Beykoz'a geçiyoruz.